Vatanın milletini seven bir insanım. Vatanın milletini seven herkesin, FETÖ'nün iktisatlı tanıdığı herkese ihbar etmesinin bir görev, zorunluluk olduğunu düşünerek yaptım ben bunu. O da şöyle. Bu bir projemiz vardı. Kentsel dönüşüm projesi İstanbul'dan geldi. Ortak iş yaptığımız bir firmayla beraber. Bizim görevimiz bu projenin Ankara'da takibiydi. Ankara'da bakanlık takibiydi. Bunlar da hepsi vekaletle olan işlerdir. Yani öyle kafanın estiği gibi gidip işlem yapacağım bir konum değil. Projeyi biz getirdik. Evraktan sorduk. Evraktan da veren benim. Kentsel dönüşüm projesi. Bununla alakalı olarak Sayın Genel Müdür Yavuz Erdal Kıyapınar'dan randevu aldık. Gittik. Gayet hoş, nezaketen karşıladı. Konuşmalarımızı yaptık. 5 tane toplantı yaptık hemen hemen kendisine. Ondan sonra duydum ki habere konu, istikrar eden konu, işte bize bir şey getirdi, yapmadık, yapmayınca bunlar oldu falan diye. Öyle değil. 5 toplantı ne yapılır? Bizim istediğimiz orada 2,5 emsaldi. Mevcut olan yerdeki emsalleri de yani kendisinin verdiğini ispatla belirledik. Dedik ki bak buralarda siz verdiniz. Yavuz Erdal Kayapılar kendisi verdi. 6,5 verdi emsal. 4,5'lık emsaller vardı. 2,5'ü vermedi. Vermeyince orada bazı istemler oldu. O istemler karşılanmadığı için bizim tarafımızdan iptal ettik konuyu. Yani bu söylenen şeyler aramızda olan bir şeylerdi. İstem ne istenebilir? Bir maddi menfaattir bundan. Maddi menfaattir. Şöyle izah edeyim. O üç istedi, biz mi verdik? Anlaşıldı mı? Anlaşılamadı. O yüzden iptal edildi. Konu iptal edildi. Doğrusu bu. Ben çantacı değilim. Ben firma adına vekaletle iş götüren bir, işin takip eden bir insanım. Yani ortak olarak takip edilen bir insandık. Şirket olarak. Ne oldu ondan sonra? Olay nasıl oldu? Tabii ilişkilerimiz samimiyete dönüştü. Her şeyi konuştuk. Her şeyi konuştuğumuz zaman, ben girdiğim zaman orada onun özel kalem müdürü vardı, genç çocuk zannediyorum, ismi Erdi. Erdi olabilir, Ferdi olabilir, bilmiyorum ne olduğunu da. O beni odaya aldı. Ya arkadaş, bir genel müdürün masasında, dosyalar masasında değil, toplantı masasında, arkasında kapalı evrak dosyasında olmaz. Dosyamızı aradı, buldu derken, o dosyayı açarken ben o aksiyon dergisini orada gördüm. Ondan sonra kendisi de ikaz ettim. Ha ne oldu? Biz iş bittikten hemen sonra yapmadım. 8-9 ay sonra ben ihbarda bulundum. Nasıl ihbar? Hemen ne yapmadın diye sorularsa 112'yi aradım. 112'den çağırsınlar istedim beni. Direkt olarak sanki kimliymiş gibi yapayım demedim yani. 112'den çağırdılar. Terör şubeye gittim. Bilgi tutanağını verdim. İfademi verdim. Aslanlar gibi çıktım. Şimdi burada ben söylemem gereken birkaç şey var. FETÖ ile mücadelede önemli olan ihbarlardır. Yani ben vatanını, milletini seven bir insan olarak bunu ihbar ettim. Devletin yetkili organları bunu araştırmaktan sorumlu. Öyle değil mi? Sorumlu. Olur olmaz. Bakarsın, ihbar edeni niye açığa veriyorsunuz kardeşim? Korkum yok elhamdülillah. Genel Allah'tan deriz. İhbar edenin kimliğini medyaya, ulu orta yere kim veriyor kardeşim? Bu sızıntı nereden? O zaman bundan sonra hakikaten ihbar edilenlerin önü kesilecek, kesilmez mi? Herkes korkmaz mı başımız belaya girecek diye? Bu bir. Yetkili organların, kolluk kuvvetlerin buna dikkat etmesi lazım. Önemli rica ettiğim konu budur. Şimdi gelelim diğer konuya. İsimler kimler? Yavuz Erdal Kayapınar. Diğeri kim? Hidayet Ünsal. Şimdi 1,5 sene araştırma yapılmış. 1,5 sene araştırmadan sonra takipçi karar verilmiş. Niye? Bir adamın, bir vatandaşın, normal bir vatandaşın FETÖ'cü olmadığını nasıl bilirsiniz? Bankasında var mıdır parası? Baylok kullanıyor mudur? Efendime söyleyeyim, birileri bunlar hakkında bir şey söylemiş midir? Bu genel manada bu normal vatandaş için istenilen gönderme belgedir değil mi? İstenilen bir yoldur. Bunlar genel müdür, üst düzey bürokrat. Bunlar salak mıdır, geri zekalı mıdır? Baylok kullansınlar. Ya da çok mu aptallar? Bankasıya para yatsınlar. Ya da çok mu aptallar farklı bir şey yapsınlar. Savcı bey ya da savcılar bunların kripto olup olmadığını araştırmasını yapmadılar. Yapmadılarsa şimdi ihbar ediyorum tekrar. Bir de böyle baksınlar. Söyleyeceğim şeylerden sonra baksınlar. Hidayet Ünsal kimdir? Savcı bey bunun araştırmasını yapmış mı? Hidayet Ünsal'ın daha önceden
aynı kurumda, sonradan milletvekili olmuş, Burdur milletvekili olmuş, AK Parti'den milletvekili olmuş ve FETÖ'den atılmış, sonradan 20 ay cezaevinde yatmış, 22 ay cezaevinde yatmış, FETÖ'den ceza almış Hasan Hami Yıldırım'ın danışmanlığını yapmış mıdır, yapmamış mıdır? Bir sorun bakayım, bir sorun, soruşturun. Bunu sormuşlar mı, soruşturmuşlar mı? Bir bakın, bunun bilgisini alın. Aynı şekilde bu Hami Yıldırım, milletvekili olmadan önce o zamanlar Bayındırlık Bakanı, şimdi Çevre Şehircilik Bakanı, o zamanlar Bayındırlık Bakanı da şu anki Yavuz Erdal Kayapınar'ın görevinde olup olmadığını araştırmış mı, sormuş mu? Bir vatandaş olarak ben bunu biliyorsam devletin gerekli kolluk kuvvetleri ve araştırma güçleri bunlara bakmıyor mu, sormuyor mu? Ya da bu hiyerarşi içerisinde, FETÖ'cüler milletvekili o zaman danışmanlarını normal vatandaşlardan mı alırlar? Akla mantığa uygun mudur? Şikayet etmişim 2019 yılının ikinci ayında, 2021'e geldik. Bir çete liderinin elinde salladığı bir belgeden sonra bunlar çıkıyorsa, çete lideri Sedat Peker onu sallamasaydı çıkmayacak mıydı yani? Sallanmayan ne kadar dosya var, ne kadar evrak var, çıkmayan ne kadar insan var böyle bekleyen? Yazık günah değil mi bu vatan evlatlarına? Hayır, şeyi açıklamadım ama FETÖ'cü olduğumu tekrar şey yapardım, bildirirdim. Bildirirdim yani böyle bir şey varsa bunu bildirirdim. Bunda benim bir sıkıntım yok. Benim işimi gördü, ticari olarak işimi gördü, yapmış adam. Ondan sonra FETÖ'cü olduğunu dedim, sonra götürüp tekrar ben bunu şeyini verirdim. Nedir onun ismi? İhbarını verirdim. Çıkan insanlar bilirler. Kurumda çalışan insanlar da bilirler. Sorsun, soruşturursun. Ya onun danışmanıymış bu adam dersin ya. Adam FETÖ'den milletvekili, daha önceden bu adamın genel müdürüymüş. Ceza alıyor. Adamın yanında çalışan danışman, adam yani daha önce çalışan alt düzey bürokrat hala aynı görevde. Bu akla mantığa uygun bir şey. Soruyorum size. Bir de bunların en büyük özelliği ne biliyor musunuz? Her şeyi kaydederler. Peki benimle olan toplantılarını kaydettiyse açıklasın o zaman. Niye açıklamıyor? Söylemeni şiddetle kınıyorum. Çantacı değilim. Bu konularla ilgili bu konuyla ilgili yapmış olduğum ihbardan sonra savcılık gelip beni ifadeye çağırmadı. Çağırmadı. Çağırsa gider giderim. Benim şu anda takip edilen nitelikli dolandırıcılıktan görülen bir davam yok. Benim yapmış olduğum şikayet mensubu eğer Sedat Peker'in eline bu şekilde geçmişse suç duyurusunda bulunuyorum. Bunu kim vermişse, nasıl vermişse devletin yetkili organları çıkarsın bunu, soruştursun. Soruştursun. Yani böyle 1,5 sene biz bu işi uğraştırdık da bulamadık demesin. İşte ben söylüyorum, bir de böyle araştırsınlar. Ya adama ben ihbar etmişim. Adam bizim kimin ihbar ettiğini biliyor. Hakkımda bana ihbar, tazminat davası, zart turt bir şey açmıyor adam ya. Açsın arkadaş. Hidayet açsın, Yavuz Erdal açsın. Açsın. Açsınlar kardeşim, açsınlar. Mahkemeye gidelim, yüzleşelim. Niye açmıyorlar? Bir FETÖ'cü, tescil edilmiş FETÖ'cünün danışmanı, FETÖ'cü olmamasının imkanı yok. Bunun hiçbir kuralla, hiçbir kaydın imkanı yok. Yani direkt olarak böyle şunu şu şekilde olsun, bu şekilde olsun diye kendi istediği zaman biz vermiyoruz. Ben orada ne dedim? Sen devlet memurusun dedim. Görevini yapacaksın dedim. Bizden bir şey isteyemezsin dedim yani. Benim burada bir şöyle teklifim yok ki. Bak ben şöyle dedim. Düzgün bir şekilde şartlarda olursa denilen yerlere bağış olur, şu olur, bu olur. Esas tezgah budur.